Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size soru cevap videosunu çekiyorum. Biliyorum duyuru videosunu 2 gün önce attım yani biraz yakın oldu ama çok fazla soru geldi. Ben bu kadar soru geleceğini hani hiçbir şekilde tahmin etmemiştim. Hepinize çok teşekkür ederim bu yüzden. Bir kişi falan yani bir hesaptan 5 soru falan gelmiş yaklaşık. Bu yüzden hepinize yeniden çok çok teşekkür ederim. Ve neden bu kadar yakın çektin diyenler olabilir. Hemen sorulara başlamadan önce onu da söyleyeyim. Şöyle bir durum oldu. İşte çok fazla soru geldiği için ben de hepsine cevap vermek istedim. Yani elinden geldiğince her kişinin en azından bir iki sorusuna cevap vermek istediğimden çok fazla soru biriksin istemedim. O yüzden her ay soru cevap videosu çekebilirim isterseniz. Onu da buradan oylayın. Her ay çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Ya da soru atar mısınız her ay? Neyse o zaman hiç uzatmadan başlayacağım. Bu arada hepinize bu yüzden yine bir teşekkür ederim. Şöyle de bir durum var. Hem K-pop hem kişisel hem de kitaplar hakkında soru sormuşsunuz. O yüzden bu beni bayağı mutlu etti açıkçası. Sadece tek konu hakkında olmaması iyi oldu. İsimleri söylemeyeceğim. Belki rahatsız olursunuz diye. Şimdi bir kişi bu işe başlamaya nasıl karar verdin diye sormuş. Şimdi hemen cevap veriyorum. Ben 2-3 senedir hep telefondan video çekiyordum zaten. Fakat asla YouTube'a asmıyordum yani. Bilmiyorum YouTube'a atmak istiyordum fakat emin olamıyordum da çok. O zamanlar daha küçüktüm tabii böyle kitaplar hakkında pek çekmiyordum. Daha sonrasında böyle bir seneden falan beri kitaplar hakkında video çekmeye başladım. Sonra dedim bari bu kadar çekiyorum bir kanal açayım. Yani aslında en başından beri hep video çekiyordum ben fakat atmıyordum YouTube'a yani. Böyle de dedim artık kendime güvendim sonra attım YouTube'a böyle başladım işte yani. Daha sonrasında nasıl ARMY oldun diye bir soru gelmiş. Nasıl ARMY oldum ben? Şöyle benim bu sene okulda zaten bir sürü ARMY arkadaşım vardı. O zaman yani gerçekten söyleyeceğim bunu. Şu an ARMY'yim ama yani. Söylemem gerekiyor. Bana biraz saçma geliyordu açıkçası ne bileyim yani pek hoşuma gitmiyordu ama böyle o zaman da bir iki konserini falan izlemiştim onları. Sonrasında şöyle bir durum oldu. Ben bu Temmuz'un ortası gibi yani ben aslında çok fazla ARMY olalı çok fazla olmadı böyle 2 hafta 3 hafta falan oldu. Temmuz'un ortası gibi falan Instagram'da ben bir videoya denk geldim. Hangi video hiçbir fikrim yok. Sonra dedim aklıma BTS geldi direkt. Dedim ben bunların bir konserlerini, kliplerini falan izleyeyim. Çünkü yeni şarkı çıkardıklarını da biliyordum. Sonra birkaç tane izledim. Ardından bağımlılık yaptım. Hepsini izlemeye başladım. Günde 150-200 tane falan videosunu izledim. Ve böyle ARMY oldum açıkçası yani. Çünkü bir kere girdim mi çıkamadım asla içinden. Bu soru çok ilgimi çok çekti. Çok değişik bir kitap. Ay, çok değişik bir soru kitap. Bir kitap hariç bütün kitaplarını vermek zorunda kalsan o vermediğin kitap hangi kitap olurdu? Harry Potter hariç diye alta yazmış. Bunu çok kişi yazmış Harry Potter hariç diye mesela bazı en sevdiğin seri falan sorulmuştu. Bu aslında bu soru en sevdiğin kitapla aynı soru demek oluyor. Harry Potter hariç dediği için açıkçası yani galiba Ay Çöreği'ne vermezdim. Şurada duran. Çünkü neden? Şimdi ben pardon, sevdiğim tüm erkekleri de çok seviyorum. Fakat Ay Çöreği hemen şöyle göstereyim. Şunu çekeyim. Yani seri kitap okumaya başladığım ilk kitap bununla başlamış olabilirim. Galiba evet bununla başladım sanırım. Yani okuduğum ilk kitaplardan denilebilir ama tabii ki bundan önce de bir sürü kitap okudum. Ama bunu çok çok seviyorum. Bunun bende çok ayrı bir yeri var. O yüzden kesinlikle bunu vermezdim. Ve en sevdiğim kitap Harry Potter hariç. Bu benim. Daha sonrasında... bir saniye. Soru seçemiyorum şu an. En sevdiğin spor diye bir soru gelmiş. Yani spora giriyor mu? Ama giriyor galiba. Ben dansçıyım. Bilmeyenleriniz belki vardır diye. Hani dans spora giriyorsa eğer. Dans yani. Sonrasında yabancı yayınlarından en sevdiğin iki kitap Pegasus yayınlarının en sevdiğim bir kitap denmiş. Pegasus yayınlarından en sevdiğim bir kitap şurada hemen kafamın üstünde duran sevdiğim tüm erkekleri kesinlikle.
Yabancı yayınlarından en sevdiğin iki kitap. Yabancıdan ben pek kitap okumuyorum. Yani şu an pek çok kitap görüyorsunuzdur. Fakat bunların çoğunu okumadığım için pek bir şey diyemem. Fakat okuduklarımdan derseniz Serafina ve Siyah Pelerin'le Zack King'in Benim Sihirli Dünyam kitabı olabilir. Hani diğerleri belki çok çok daha güzeldi fakat hepsini okumadığım için bir şey diyemiyorum. Hangi okula gireceğim diye bir soru gelmiş. Fakat Bursa'da yaşadığımı söyledim. Okulu söylemesem belki daha iyi olabilir. Şimdi bir kişi şöyle bir yorum atmış. Adımı söyler misin demiş. Zehra. Selam. Kitaplarını veya arkadaşlarını seçmek zorunda olsaydın seçimin ne olurdu demişler. Yani şöyle bir durum var. Benim arkadaşlarım o kadar harika arkadaşlarım yok. Birkaç tane var ama onlar arasında da kitaplarımı mı seçmek zorunda kalsaydım? Arkadaşlarım derdim galiba. Harry Potter serisi hariç en sevdiğin kitap serisi denmiş. Bu seri olarak şimdi Ayçöreği'ni çok seviyorum dedim. Fakat ben Elma Turtayı Ayçöreği kadar fazla sevemedim. O yüzden en sevdiğim seriye ben Düşman Okullar diyeceğim. Şurada duranlar. Dilara Keskin'in yazmış oldum. İlk aldığın kitap hangi kitaptı diye bir. Evet. O şeydi, kahve kokulu hikayeler. Evet, onun ilk hikayesinde çok ağlamıştım ben. Kitaplarını arkadaşlarına ödünç veriyor musun? Herkese değil, bir 2-3 kişiye veriyorum sadece. Onun dışında ablama bile pek vermiyorum. Çünkü ablam pek bu aralar yani çok vakti olmuyor onun. O yüzden onu bir ayda falan 2 ayda getiriyor. Aynı evde olsak bile 2 ayda bitirdiği için genelde bir kitabı. Yani az kişiye veriyorum. Öyle 3 kişiye falan veriyorum. Herkese vermiyorum. Bütün kitapların yanacak ve sen sadece bir seriyi veya kitabı kurtarabileceksin. Denmiş. Buna da Harry Potter hariç denmiş. Neden böyle bir şey yazdım bilmiyorum ama. Seri düşman. Harry Potter hariç demiş. Harry Potter hariç diyor herkes. Seri olarak Düşman Okullar, kitap olarak Ayçöreği. Evet. Bunu söylemiştim ama yani yine söylemem gerekiyor. Kitaplığındaki en pahalı kitabın, sanırım en pahalı kitabım Elimine 50 lira ver, almıştım onu. Seriler var ama hani direkt kitap olarak bakıldığında o en pahalısı. En sevdiğim booktuber, en sevdiğim booktuber sanırım Ahmet abi. Son kahve bükücü yani. Kitap mı telefon mu? Şimdi kitap yani aslında. Ki telefonu da çok seviyorum ama kitap diyeceğim sanırım. Kaç yaşından beri kitap okuyorsun denmiş. Kaç yaşından beri okuyorum ben? Seri kitap okuyorum ama yaklaşık 10 yaşından beri falan okuyorum galiba. Önerebileceğin 3 kitap Harry Potter hariç. Tamam, Harry Potter söylemiyorum. Ayçöreği ve Elma Turtayı mutlaka oku. Onları mutlaka oku yani. Üçüncü olarak da şurada kafamın üstünde yine duran sevdiğim tüm erkeklere. Zaten o seriyi bence beğenirsin. Sonra devam edersin gibi geliyor. Eğer sana yaşadığın sürece dünyadaki bütün kitaplar yok olacak. Yaşamayı mı seçerdin yoksa ölmeyi mi? Ama arkanda okuyan bir dünya bırakmayı mı? Ne? Bir saniye. Ne alaka, dur. Şunu anlayamadım. Eğer sana yaşadığın sürece dünyadaki bütün kitaplar yok olacak. Eğer sen yaşadığın sürece demek istemiş galiba. Bütün kitaplar yok olacak. Yaşamayı mı seçerdin yoksa ölmeyi, ama bu nasıl bir soru ya? Siz nasıl neler yaşıyorsunuz siz? Yani ben yaşayacağım, bütün kitaplar yok olacak. Ben öleceğim ama arkamda okuyan bir dünya bırakacağım. Galiba ölüp arkamda okuyan bir dünya bırakmayı isterdim. BTS Bias'ın kim diye bir soru gelmiş. Jimin. Şimdi herkesin Jimin diyebilirsiniz. Fakat ben bunu zaten testle öğrendim. Yani test çözmeden direkt kendim seçseydim Bias'ımı yine Jimin derdim. Ama hani testle seçtim. Testte Jimin çıktı. Doğru da çıktı. Hiçbir kitabın içinde olmak istedim mi? İstediysen hangi karakter, ne olur cevapla. Harry Potter, Hermione, bu kadar net yani. Eğer Harry Potter harçta deseydin biraz düşünebilirdim ama buna kesinlikle öyle yani.
En çok hangi yayın evinden memnunsun? Çevirisi olsun, kapak tasarımı olsun denmiş. Yani Pegasus'u çok seviyorum fakat Pegasus çok pahalı. Pegasus'tan bir alt seviye olarak yabancıdan çok memnunum. Evet. Wistory Kids'i biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Umarım yanlış okumamışımdır. Son olarak distopya, romantik ya da komedi türünde bir kitap tavsiye eder misin? 4N1K hariç demiş. Bu arada çok sevilensin. Kanalı inşallah büyük. Çok teşekkür ederim. Bu arada bana böyle övgüler yağdırınca çok teşekkür ederim. Yani böyle şeyler, çok, övgüler yağdırınca çok teşekkür ederim. Evet, bu nasıl bir cümle? Çok mutlu oluyorum. Teşekkürler yani. Distopya olarak, distopya pek okumadığım için pek bir şey diyemem. Romantik komedi demek istedi galiba. Romantik ya da komedi. Romantik komedi demek istedi sanırım. Romantik komedi olarak Düşman Okullar gene. Düşman Okullar güzel. Evet, onu okuyayım. Mutlaka okuyayım. Blackpink hakkında düşüncelerin. Açıkçası şöyle bir şey var. Ben bu sene 8. sınıf olduğum için, belki bunu bir önceki videoda söylemişimdir, bir fikrim yok. Bir sürü şey yapmak istemedim yani. Nasıl diyeyim? Sadece BTS'te bıraktım. Mesela ben başka EXO'ya bakardım, Twice'a bakardım, Blackpink'in konserlerini falan izlerdim. Fakat onların hani fandomlarına girmek, fandom mu? Ya gerçekten şu an yanlış demiş olabilirim. Çünkü az önce sorulan soru yüzünden beynim hala akıyor. Yani onların fanı olmak istemedim çünkü onlar da ayrıyetten uğraşırsam yani derslerimi etkileyecek diye düşündüm. Ben de sadece BTS'te bıraktım. Hani Blackpink hakkında pek bir şey söyleyemem fakat şöyle bir düşüncem var. Ben kız gruplarını aşırı derecede sevmiyorum. Hani önyargılı davranmak istemem fakat bilemiyorum hani çok çok fazla sevemiyorum. O yüzden Blackpink hakkında da pek bir şey söyleyemem. Sonsuza kadar okuyabileceğim bir kitap denmiş. Sonsuza kadar okuyabileceğim bir kitap. Sonsuza kadar okuyabileceğim bir kitap. Bakma anlamı bilmiyorum ya. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Sonsuza kadar ne okusam. Hani bu nasıl bir düşünce? Sonsuza kadar ne okusam. Ama şey okuyabilirim. Şimdi ve sonsuza dek Lerjini sonsuza kadar okuyabilirim belki. Kendin hakkında bir kitap yazsan ismi ne olurdu denmiş. Hiç düşünmedim ama. Belki dans veya böyle kitaplar hakkında bir şey olabilirdi fakat bir fikrim yok yani. En pahalı kitabın ve en ucuz kitabın demiş yine biri. En pahalı kitabını söylemiştim az önce ilmine. En ucuz kitabım sanırım şey ya bu BKM'den 3 liraya kampanyasında aldım kitaplar falan. Onlar olabilir. Onlar da hangileriydi? Bu gece karmaşa asla asla falan herhalde onlar en ucuz kitabım. Ve bakayım başka. Heh, bir soru daha var. Hangi fandomlardansın diye bir soru gelmiş. Az önce dedim zaten sadece ARMY'yim. Mesela hiç EXO ya da Blink olmak istemedim. En azından belki 9. sınıfta onlara falan bakarım ama bu sene en azından kendime böyle çok şey yapmak istemedim. Çünkü gerçekten derslerimi etkiler diye hani bir korkuyorum. O yüzden öyle bir şey yapmak istemedim. Yani onlara bakmadım pek. Ve bütün sorular bitti. Bu arada bana bazı BTS hakkında ya da K-pop hakkında çok güzel yorumlar gelmiş. Buna çok teşekkür ederim. Böyle şeyler yazdığınız için. Bu arada kanalım çok 9 kişi kaldı. 9 kişi sonra 300 abone olacağım. Siz de sülalenize, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza haber verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü belki 300 kişi de çekiliş yapabilirim. Aslında çekiliş yapmayacağım dedim. Fakat bilmiyorum. Yani kesin bir şey diyemem kesinlikle. Belki çekerim. Belki çek yaparım. Belki ya konuşacağım inşallah. Belki çekiliş yaparım. Belki yapmam. Kesin bir şey söyleyemem. Fakat 300 abone olursam yani belki de yapabilirim de yani. O yüzden bilemiyorum da. Neyse, gene uzattım, boş boş konuştum. Ama çok güzel sorular sormuşsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok yaratıcı sorular sormuşsunuz. Önümüzdeki ayda yine çekmeye çalışacağım soru cevap. Çünkü hani çok kısa aralıklarla hemen çektiğim için videoyu belki herkes görememiştir.
Ama bir sonraki aya mutlaka sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Her zamanki kapanışımdan kapatacağım şimdi. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. O zaman görüşürüz.